Atıf. Şşt. Ya oğlum. Şşt. Sabahtan beri telefonu çalıyor. Al şunu ya. Geç bile kaldılar. Polis kardeşler arıyor. Alo. Evet benim. Tabii ki geliyorum. Ben de geleyim mi? Yok yok. Sen ama dediklerimi sakın unutma, tamam? Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi, iyi haberlerini bekliyorum. Efendim Atıfcığım. Alo Narin. Beni yine karakoldan çağırdılar. Ya tanıdığım birisi öldürüldü ama bu sefer durum ciddi. Ha, ifademi falan başvuracaklar. Ne diyeceğim, sen de atlayıp gelsene buraya. Şimdi başımı iş alırım falan burada. Ne? Hangi karakoldasın? Nerede? Tamam. Tamam, geliyorum 15 dakikaya, bekle. Bana bak. Ben gelene kadar ağzını açık bir şey söyleme sakın. Hadi tamam. Ah. Atıf, karakolda yine. Bu sefer cinayetle ilgili bir şey anlamadım. Ne? Zanlı değil, tanık bu sefer. Dur ben bir gideyim de anlatırım dönünce. Mert Atacan en son sizinle görüşmüş. Aslına bakarsanız telefon numarasıyla yapılan tüm görüşmeler sizinle. Kendisiyle nasıl bir ilişkiniz vardı? İyi günler. Merhaba. Ben avukat Narin Yılmaz. Atıf Bey'in avukatıyım. Özel görüşebilir miyim kendisiyle acaba? Bu da kimliğim. Buyurun. Tabii. Şu anda müsait. Buyurun Atıf Bey. Nedir Atıf? Neler oluyor? Ya işte bu ölen çocuk Mert gazeteci. Biz Erol'la Servet'in böyle olayların ortaya çıkartalım diye kendi aramızda bir araştırma yapıyorduk. Sonra bir iki kişi daha katıldı aramıza. İşte böyle oldu. Atıf, sana kaç defa söyledik bulaşma bunları. Çok tehlikeli diye, ha? Ya bak vallahi canım çok sıkılıyor zaten. Şimdi boş ver. Biz böyle bir paravan şirket kurduk, Narinci şirketi. Onun üzerinden irtibata geçtik işte. Açıklarını bulmak için. Bunun içinde bütün detayları bulabilirsiniz. Yani her şey bunun içinde var. Sermet Karayel, Hikmet Kazan, Erol Durat. Yani bunların karıştırdığı bütün kirli işler var. Uyuşturucu ticareti, kara para aklama, hayal ihracat. Hepsi video, fotoğraf, ses kayıtlarıyla beraber hepsi içinde duruyor. Mert'le beraber bunu araştırıyordum. Mert Atacan gazeteci. Bunu anlayabiliyorum. Peki sizin bu konuyla alakanız nedir? Sermet Karayel kendi evimde beni bir nevi tehdit etti. Ben de canım sıkılınca peşine düştüm. Altından da bunlar çıktı. Peki, anlıyorum. Devam edin. Necati Sarı, bu adamların çevirdiği bütün işlerle ilgili bilgi sahibiydi. Yani bunlar da onu bir tehdit olarak görüyorlardı ama Necati Sarı daha erken davranıp Hikmet Kazan'ı öldürdü. Tabii bu benim teorim. Mert'i öldürenler de bence bunlar. Sanırım sırada ben varım. Savcılık makamına müvekkilimin korunması ile ilgili dilekçe verdim. Bunlar çok ciddi suçlamalar. Bunun kanıtların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle. Ne bakıyorsun lan? Erol'u arasana. Hemen ararım abi. Var, ne oluyor? Abi, Sermet abi polis aldı. Tamam. Bakacağım ben, kapat. Alo. Erol ben. Sermet'i içeri almışlar. Mert Atacan'ın öldürülmesiyle ilgili Atıf bir senin tanıklığı ve verdiği dosyalar üzerine savcılık tutuklama kararı çıkardı. Seni de alacaklar savcılığa başvurup. Dosyalarda adın geçiyor. Ben gerekeni yapacağım. Dikkatli olun. Hamdi, düğmeye basıyoruz.
Atıf Birsel'le ilgili düğmeye basıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.